Hevesi var ki cihan, bu cihana sığmaz. Yersiz yursuz cevher benim, mekana sığmaz. Bende hevesi var ki cihan, ben bu cihana sığmaz. Hevesi var ki cihan, bu cihana sığmazam. Hersiz yursuz cevher benim, mekana sığmazam. Hevesi var ki cihan, bu cihana sığmazam. Hersiz yursuz cevher benim, mekana sığmazam. Zerre benim, güneş benim, çaben cüşe sırlar benim. Her şey açık ve meydanda, ben bu cihana sığmazam. Bende sığar ki cihan, ben bu cihana sığmazam. Hevesi var ki cihan, bu cihana sığmazam. Hersiz yursuz cevher benim, mekana sığmazam. Hevesi var ki cihan, bu cihana sığmazam. Hersiz yursuz cevher benim, mekana sığmazam. Ölmüyorum umarım. Nilay, senin burada ne işin var? Merhaba Leyla Hanım. Ben Berfin. Kusura bakmayın, sizinle bu şekilde tanışmak istemezdim ama... Durumunuz çok kötü olmalı. Cezayir size sarılıp teselli ettiğine göre... Nedir mesele? Bizim şirkete gitmemiz lazım. Sonra konuşuruz. Sen git o zaman. Biz de Berfin Hanım'la oturup konuşuruz böyle kadın kadına biraz. Leyla, şimdi bu konuşmanın ne yeri ne de zamanı. Sonra konuşuruz. Yok, hayır. Benim için uygundur. Leyla Hanım'la sohbet etmekten memnun olurum. Tamam, peki. Nasıl biliyorsanız öyle yapın. Buyurun Leyla Ömer. Leyla'yı niye getirdin? Reis, vallahi şirkete geldi. Ben söyledim iş yemeği diye ama... Ulan sizi bir gün elime bir alacağım. Sizi elime bir gün bir alacağım var ya. Allah. Eşinizi kızdırdık galiba. Cancel Ağa'nın kızı olduğunuz için... ...bu dünyanın kurallarını biliyorsunuzdur diye düşünmüştüm. Ama sizin hiç alakanız yok galiba. Ne gibi? Berfin Hanım... ...derdinizi... patronunuza sarılarak ve ağlayarak anlatamazsınız. Hele onun avukatlığını yapıyorsanız.
Yanlış anlamışsınız Leyla Hanım. Tam tersi. Mesele işimle alakalı. Boşandığım eski eşim Vedat, amcasını Cezayir'e gönderip beni işten çıkarmasını istemiş. Tamam, şuradan başlayalım. Birincisi, Cezayir'e ismiyle hitap edemezsiniz. Çünkü yanında çalışanlar Cezayir'e asla ismiyle hitap etmez. Ama bunu... Bir dakika. Hala konuşuyorum. Bir avukat olarak kişisel problemlerinizi çözme kapasitesine sahip olmanız gerekir, öyle değil mi? Çünkü müvekkillerinize onların dertlerini çözebileceğinize dair iddiada bulunuyorsunuz. Ama şu anki durumunuzda tezat oluşturmuyor mu sizce de? Ayrıca masadaki dengeler pamuk ipliğine bağlı gibidir. Vedat Maruf Bey'in yeğeni. Siz kişisel problemlerinizi Cezayir'e anlatıyorsunuz. Bu da dengeleri bozabilir. Farkında mısınız? İthamlarınız bittiyse cevap vereyim Leyla Hanım. Pamuk ipliğine bağlı dediğiniz o dengeler bir bahaneye bakıyorsa eğer, bahane bulmak çok kolaydır. Masadaki herkes böyle bir şey için birbirine düşmeyecek kadar aklı selim insanlar. Kendi meselelerime gelecek olursak, boşandığım eşimle ilgili olan problemlerimi kendim çözebiliyorum. Ama Vedat çözemiyor. Şirkete amcasını gönderip şikayet ettiren de ben değilim. O. Ve şimdi son olarak. Keşke siz de böyle asılsız ithamlar yerine buraya gelip samimi bir şekilde tüm bunlardan rahatsız olduğunuzu söyleseydiniz. Ne diyorsun sen? Neyi ima ediyorsun? Yapmaya çalıştığınız şey gayet ortada. Ama tabii bir kadın kocasına güvenmiyorsa eğer, yanında gördüğü her kadını da böyle suçlaması çok normaldir. Haddini bileceksin Berfin Hanım. Benimle bu şekilde konuşamazsın. Konuşmayı bu noktaya taşıyan sizsiniz Leyla Hanım. Ben sadece sizin suçlamalarınıza karşılık veriyorum. Bak Berfin Hanım. Cancal Ağa'ya olan hürmetimden dolayı ilişkimizi bu boyuta taşımak istemem. Ama sen istersen başka. Ben istemem. Ama eğer siz istiyorsanız da kaçacak değilim. Leyla Hanım. Allah Allah. Nereye la bu Maruf'un adamları? Davranın. Maruf! Maruf nereyesin?
Sedat! Maruf! Kahretsiniz! Vedat! Doktor. Doktor olmaz. Doktor olmaz. Hastaneye gideceksin. Hastane olmaz. Hastane olmaz. Polis gelir. Alo. Diyeceğim adrese bir ambulans yollayın, çok acil. Maruf Gıda Deposu. Maruf Gıda. Ulan ne oldu buraya? Gördüğüm gereklilik üzerine istifa ediyorum. Ya Leyla, Leyla ya. Bu iti yakalamak sana nasip oldu ha başkanım. Vallahi çok da kolay olmadı. Az kalsın kaçıyordu. Söyle başkan. Tamam. Tamam anladım. Ne bakıyorsunuz? Reis sen... Zaten Atakan Başkan'la bizden habersiz bir plan mı yaptın diye... Sana ne lan? Sana ne? Yaptıysam size ne? Bundan sonra size hiçbir şey söylemeyeceğim. Hemen durdur arabayı sana! Thank you.
Yoksa geri kalanları kafana sıkarım. Dur orada! Dur. Al şunları. Tak bileğine. Öldürmek isteseydim seni çoktan öldürürdüm. Dua et, bana canlı lazımsın. Polis misin? Kasabanın şerifiyim. Uyuşturucuyla beraber alman iyi olmuş. Konuştu mu? Cezayir abim gelmeden konuşmam dedi. İşkenceyi sevmem. İnsanlara göstereceğim muamele onların bana göstereceği muameleye göredir. Sorularıma cevap verirsen ne âlâ. Ama vermezsen öfkelenirim. Öfkeyle kalkarsam da zarar vermeden oturmam. Şimdi efendi gibi söyle. Uyuşturucu işinizin arkasında Erman Barka'dan başka kimler var? Erman falan tanımıyorum. Kim var? Oğlum, bu iş senin boyunu aşar, konuş. Taziyev. Taziyev diye biri. Bilmediğim bir şey söyle. Yoksa hayatın boyunca tekerlekli sandalyede gezersin. Dur, 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 dur. Söyleyeceğim. İşi bana bacanağım getirdi. Bacanağın kim? Seydan. Başka bir şey bilmiyorum. Yemin ederim. Bu Zeydan dediğim Zeydan Yağcılar mı? Ta kendisi. ...2000'li yılların başında terör örgütüne silah satıp karşılığında uyuşturucu alıyordu. Zaten sonra da ticaretine girdi. Avrupa'ya kaçıp izini kaybettirdi. Demek Erman onu geri dönmeye ikna etmiş. Malı nasıl getiriyorsunuz? Gemiyle! Siz gelmeseydiniz gemiden alacaktık. Nerede bu gemi? Bilmiyorum. Zeydan bana söylemedi. Ama öğrenebilirsin. Hı? Sana muhbirlik yapmam. İstersen bunun için acele karar verme. Belki anlaşırız. Evet. Ekmeği bir. Hadi yi. İstemiyorum. Yi. İstemiyorum dedim. İyi, sen bilirsin. Hepiciğini ben yiyelim. Canıma minnet. Beni daha ne kadar tutacaksınız burada? Ben de sana bayılmıyorum. Ne zaman derlerse o zaman salacağız. Alo Cezayir. Bu kadın canımıza ot tıkadı. Bırakın beni, bırakın beni dur. Evet, istersen artık sevgilileri bir görüştürelim. Hı? Tamam. El cihazını şuraya tak, biri daha rahat konuşuruz.
Sinan, sevgilim. Alçaklar. Ne yaptınız ona? Şimdilik iyi bakıyoruz. Keyfi yerinde. Pırıl. İyi misin? Beni kurtar bu adamların elinden ne olur. Bana bak. Onun kılına zarar gelirse dünyayı başına yıkarım senin Cezayir. Aferin lan. Aşık olup cesaret gösteren adamları severim. Şimdi şöyle yapacağız aslanım. Sen Zeydan'a gidip malı nereye indireceklerini öğreneceksin. Ben de senin sevgilinle sağ salim buluşmanı sağlayacağım işte. Senin kadına zarar vermeyeceğini cümle alem bilir. Doğru. Aferin. Ama uyuşturucuyla beraber seni sevgilinle devlete teslim edersem ne sevgilini görebilirsin ne de gün yüzü. Geri zekalı. Getirdim kahvelerinizi. Ay, şekersiz ettim benimkini değil mi? Aa, hiç unutur muyum anacığım? Hadi afiyet olsun. Sağ olasın. Hoş geldin yeğenim. Hiç hoş gelmedim teyze. Niye? Şirkette bir şey oldu değil mi? Ben dedim ya sana Cezayir'le konuşma diye. Şirkette yoktu zaten. Restorandaydı. Berfin Hanım'la baş başa. Ben gittiğimde de sarılmışlardı. Uy ne diyorsun sen yeğenim? Tövbe. Siz konuşun isterseniz yenge, ben çıkayım. Hava otur. Özellikle duymanı istiyorum. Herkesin bu konuyu bugün duymasını, bundan sonra üzerine dedikodu yapmasını istiyorum. Tamam. Hele bir dur. Sakin ol. Evladım, bak sen bir sordun mu? Ha? Yani niye sarılmıştır o Cezayir Okar'ya? Berfin Hanım'ın eski eşi gelmiş Cezayir'e. Berfin işten çıkarmasını söylemiş. Berfin de çok üzülmüş, ağlamış. Ben gittiğimde de ağlıyordu zaten. Cezayir de bu yüzden sarılmış, teselli ediyormuş. Bak sen neyse. İşte terbiyesiz karıdır. Ha tabii bulmuş lokum gibi benim yeğenim Cezayir'imi. O kapamaya çalışıyor. Teyzeciğim, kadın öyle olabilir. Ben tanımıyorum kadını. Cezayir'in yaptığı doğru mu sizce? Biz kadınlara sarılarak mı teselli ediyoruz? Yani işte sen de dedin ya hani teselli etmiş diye. Üç günlük tanıştığın kadını sarılarak teselli edemezsin. Bu doğru bir şey değil. Geçmişleri yok. Yeni tanışıyorlar. Haklısın. Hafıza. He. Bu Cezayir'in babası da karılara sarılır mıydı? Gitme şimdi oralara. Girme oraya. Girerim. Ben ailem için uğraşıyorum. Cezayir için endişeleniyorum. Onun için her şeyi bıraktım. İşimi, mesleğimi bıraktım. Ailemi korumaya çalışıyorum. Beni altın kafese koydu resmen. Kendi rahat rahat yaşıyor. Deme öyle be kızım, deme öyle be. Bak sen de bu arada kızını büyüttün. Ha bu yaşlara getirdin. Değil mi? Biz koskoca aileyiz bak. Sen hepimizi çektin çevirdin ya. Evet. Öyle süslü püslü giyinip işe gitmekten daha zor bir şey senin yaptığın yenge. Kıymet bilene. O Berfu'nun niyeti kötüdür dedim. Dinlemedin. Ha şimdi vur kafanı taşlara. Bir sus diyeceğim. Yok teyze. Ben kafamı taşlara falan vurmayacağım. Benim uğraş bulmam lazım. Ben çalışacağım, mesleğime geri döneceğim.
Bu şekilde kafayı yerim. Her şeyi yanlış anlarım. Biraz kendimle ilgilenmem lazım. Azıcık da o benim peşimden koştursun, o benim için endişelensin. Gördün mü yeğenim? Yangına körükle gidersin ya. Giderim. İyi edersin. Biraz dinlen bakalım. Burada olduğumu nereden öğrendin? Bana mı soruyorsun bunu? Benim için konuşacak bir şey kalmadı. Eşinle de aranı bozduğum için özür dilerim. Tamam? Bak. Ben bir söz verdim mi tutarım. Ve babana bir söz verdim. Bu sözünde o kadar saçma sapan bir şey yüzünden bozulmasına izin vermeyeceğim. İstifa ettim diyorum. Bunun nesini anlamadın? Şöyle anlatayım. Galiba sen kiminle konuştuğunun farkında değilsin. Ben şirket CEO'su değilim. Etrafımda gördüğün herkesin reisiyim. Reis ne demek istersen sana bir daha hatırlatayım. Öncelikle evimin direği, ailemin babasıyım. Ve benim için çalışan herkesin iyiliğini isterim. Bunun için de dostuma dost, düşmanıma düşman olurum. En son sözü ben söyler, raconu ben keserim. Böyle yaşayan bir adamın hayatının yarısı merhamet, yarısı da adalettir. Şimdi senin de reisin olarak söylüyorum. Git üstünü değiştir. Şirkete dön. İşinin başına geç. Savcı sizi mi atadı Ekin Hanım? Ne olmuş burada komiserim? Görünüşe göre silahlı çatışma çıkmış. Deponun sahibi Maruf benzemezmiş. Onu ve üç adamını öldürmüşler. Tanıyor muydunuz? Hayır. Tabancasını çekip karşılık bile verememiş. Yaralı var mı? Evet var. Yeğeni Vedat benzemez. Şu an hastanede ağır yaralanmış. Ameliyatta. Cesetlere hemen otopsi yapılsın. Balistik raporunu da bir an önce masamda istiyorum. Peki sayın savcım. Yalnız gitmeden size bir şey göstermek istiyorum. Evet. Burada mermi izi bulduk. Yalnız mermiyi bulamadık. Peki, kolay gelsin. Sağ ol.
Söyle Ateş. Amca, müttefikler Maruf'u vurmuş. Ne? Ölmüş mü? Ölmüş. Allah kahretsin. Nerede olmuş? İş yerinde. Vedat ağır yaralı. Sandıkçı oğlu olmasaymış, ölüyormuş. Biz şu an bizim hastanedeyiz. Durumu nasıl? Kurtulur mu? Mermiyi karın boşluğundan yemiş. Hayati tehlikesi yok diyor doktor. Siz orada bekleyin, geliyorum. Tamam. Neredesin lan saatlerdir? Kes sesini Zeydan. Cezayir'in adamları yolumu kesti. Malı kurtaracağım diye ölecektim az kalsın. Allah'ın belası Cezayir. Her yerde karşımıza çıkıyor. Adamları erketededir şimdi. Bunları dağıtma şimdilik. Bir hafta bekle. Tamam da malın çoğu gemide kaldı. Onlar ne olacak? Sen orasıyla ilgilenme. İndirecek bir yer buluruz mutlaka. Gemi nerede peki? Açıklarda bir yerde. Taziyev'le konuşup öğreneceğim yerini. Bakalım planları neymiş. Sen bunları depoya kaldır. Nasıl durumu? Uyanmadı reis hala. Sandıkçı oldu, konuşabildin mi? Taziyevler mi yapmış? Ben onu bulduğumda fena durumdaydı uşak. Hiçbir şey konuşamadık ki. Niye sordun amca? Başka kim olacak ki? Anlayamadım. O kadar zaman bekledikten sonra Erman niye böyle bir şey yaptı? Sandıkçıoğlu, sen dayılara haber ver, toplanıyoruz. Tamamdır. Sen Sandıkçıoğlu'nun adamlarıyla birlikte orada bekle. Herhangi bir sıkıntı, bir değişiklik olursa bize haber ver. Ateş, sen benimle gel. On beşin nerede? Senden fırça yiyince çıktı şirketten. Cezayir'le aranı iyi tutmanı söylemiştim. Adamı kızdırmanı değil. Üfit Bey, adam megaloman. Yani herkesten büyük görüyor kendini. Cengiz, megaloman ne demek ben gayet iyi biliyorum. Cezayir'e psikologluk yapma. Profesyonel ol biraz, profesyonel. Ben bu adama karşı nasıl profesyonel olunur gerçekten bilmiyorum. Anlatayım. Bir planın varsa Cezayir'e söyle. Yalnız uygulamayı ona bırak. Yetki ve sorumluluk onda olursa, senin planın işe yaramasa bile, ters bile gitse, senin başına bir şey gelmez. Beni dinlemiyor ki. Zaten müttefiklerden her aşamada bir adım gerideyiz. Kimseden bir adım geride falan değiliz. Onlar en iyi savunma saldırıdır taktiği gidiyorlar. Şimdiye kadar Cezayir'e karşı bir şey elde edebildiler mi? Hayır. Vallahi kim ne derse desin. Ben Cezayir'in müttefiklere karşı iyi düşünülmüş bir planı olduğunu düşünmüyorum. Cezayir düşmanını tanıyana kadar ihtiyatla adım adım ilerliyor. Sence bu iyi bir plan değil mi? Bence iyi bir plan. Şunu unutma. Saldırı bir tercihtir. Savunma zorunluluk. Arıyor. Aç. Yalnız kızdırma bu sefer. Efendim reis. 15'te neredesin sen? Kendi başına iş mi çeviriyorsun yine? Yok yok, dolaşıyordum biraz. İyi, dolaş bakalım. Maruf'la Vedat'ı vurmuşlar. Maruf ölmüş, Vedat yaralı. Müttefiklerin işi mi?
Öyle gözüküyor. Habip, Vedat'ın başında hastanede. Sana şimdi konum atıyorum. Oraya geç. Reis, benim hastanede ne işim var? Beni kızağa mı çekiyorsun? Evet, itirazın mı var? Yok, yok. Neredeymiş? Dolaşıyormuş. Ben bunun dizginlerini fazla bıraktım. Bundan sonra yanından ayrılmayacak. Zaten öyle amca. Artık senin sözünden çıkmayacak. Ondan sen sorumlusun. Tamam amca. Bence de. Hoş geldiniz beyler. Duyduğuma göre Maruf Benzemez öldürülmüş. Vedat mı vurmuş Erman? Hayır. Çünkü Vedat da yaralanmış. Ama bugünkü toplantımızın konusu bu değil. Sarı Sinan'ın dikkatsizliği yüzünden bir gemi dolusu malı kaybedecektik. Oysa sen çok gizli bir yere saklandığını söylemiştin Zeydan. Cezayir nasıl oldu da orayı buldu Zeydan? Nereden bileyim ben? Herif mantar gibi her yerden bitiyor. Tamam da kulağıma bacananla alakalı bir şeyler çalındı Zeydan. Nasıl şeyler? Cezayir sevgilisini kaçırıp yerini öyle bulmuş. Doğru mu? Cevap ver Zeydan. Maalesef doğru. Şimdi içim rahatladı. Herifin uçkuru yüzünden bir ton malımız gidecekti. Sen içim rahatladı diyorsun, öyle? Sinan aklımdan geçen şeyi yapmadığı için. Ne geçiyormuş? Cezayir'e bizi sattı. Erman, ben sana öyle üç kuruşluk adam getirmem. Sevgilisine zaafı vardır, doğru. Ama bana da sadıktır. Yaralı halde yanıma geldi. Malı kurtaracağım diye az daha ölüyormuş. İçinde bulunduğumuz şartlar dolayısıyla sana inanmak zorundayım. Ama bir kez daha böyle bir şey olursa önce Sinan'ı değil, seni infaz ederim Zeydan, seni. Şimdi esas meselemize gelelim. Uyuşturucuyu açıktaki gemiden teknelerle karaya indirecektik, değil mi? Hala öyle düşünüyoruz. Ben öyle düşünmüyorum Gedik Ali. Cezayir'in bu hamlesinden sonra artık çok daha dikkatli olmamız gerekecek. Onun için gemi bir seferliğine İstanbul Limanı'na yanaşacak. Gerekli tüm belgeleri liman müdürlüğüne gönderdim. Konşimentosunda petrol bazlı ham madde yazıyor. Bu tehlikeli olmaz mı Erman Bey? Merak etme. Gümrükte adamım var. Denetimi yapıp yüklenmesini sağlayacak. Malı nereye boşaltıyoruz? Hiç kimsenin tahmin bile edemeyeceği bir yere. Sen bekle Yasin. Gemi neredeymiş?
Bırak şimdi gemiyi falan. Yaptığın hatanın hesabını ben vermek zorunda kaldım. Bir daha olursa cezasını da ben keserim. Ulan, ben az kalsın canımı kaybediyordum. Bunu söylemedin mi onlara? Sana kefil oldum. Daha ne yapayım? Adımlarını dikkatli atıyorsun. O karıyı da başından defet. Malı ne yapacağız peki? Gidelim. Hepimizin başı sağ olsun beyler. Eyvallah. Dostlar sağ olsun. Maruf'u iyi taraflarıyla hatırlayalım. Kötü taraflarını unutalım. Allah defterini kapattı. Bize de kapatmak düşer. Evet, Maruf hakkında başka bir şey söylemek isteyen varsa buyursun. Biliyorsunuz hem hemşerim hem de eski dünürümdü. Aileler arasındaki kan davasını halletmek için çok gayret ettik. Allah gani gani rahmet eylesin. Ne desem bilmem ki. Kardeşim ölmüş gibi üzüldüm. Acı haberi aldığımdan beri aklımdan çıkmayan tek şey bunun intikamını müttefiklerden nasıl alacağız? Biz de ya Erman'a ya da Taziyev'e sıkacağız. Eğer kanı kanla temizleyeceksek mecburuz buna. Bu iki isimden biri olmalı. İki isim değil Suslu. Bir tek isim. O da Erman. Taziyev Maruf'un dengi değildir. Maruf'un dengi Erman'dır. Eğer indireceksek Erman'ı indireceğiz. Doğru muyum ha? Kanaatimce yine belagatın şehvetine kapılmış gidiyorsunuz. Ne Erman'ı ne de Taziyev'i öldürmek öyle kolay değil. Geleceğimizi bildikleri için her türlü tedbir almışlardır. Ben derim ki biraz bekleyelim. Olay küllensin. O tarafa bakmadığımızı zannetsinler. Sonra hiç beklemedikleri bir zamanda, hiç beklemedikleri bir yerde ne yapacaksak yaparız. Sen ne diyorsun Cezayir? Maruf, Atakan'ın yerini bulmuş gibi Erman'a teslim olmasına aracılık etti. Erman'la aralarının en azından şimdilik iyi olması gerekmiyor muydu? Niye şimdi? Zamanını mı kolluyordu? Aynen öyle. Ben olay yerini gördüm Cezayir. Maruf'un şoförü, iki dönü adamı, bir de Vedat. Öldürmek için bundan daha güzel zaman mı oluyor? Ama korumanın az olması Maruf'un belki de kendini emniyette hissettiğini gösteriyor. Belki de Erman onu öldürmeye değil, konuşmaya gitti. Anlaşamayınca silahlar çekildi diyorsun yani ha? He. Vedat ameliyattan çıkana kadar ne olup bittiğini öğrenemeyeceğiz. Ben intikam almayı sevmem. Ama ödeşmek haktır. O yüzden Cancalağan'ın söylediği gibi biraz bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Göreceğiz. Sonrası sonra. Ne yani? Çeşmenin başına testiyi koyup kendi kendine dolmasını mı bekleyeceğiz? Beyler, ben hiçbir şey yapmadan oturamam. Erman'ı siz öldürmeyecekseniz ben öldürürüm. Otur yerine Malkaralı. O kapıdan çıkarsan bu masaya bir daha geri dönemezsin.
Erman ya da Taziye. Mehmet ya da Ahmet. Şahısların kim olduğunun hiçbir önemi yok. Onlar ölür, yerlerine başkaları gelir. Önemli olan kurmaya çalıştıkları düzene karşı durmadan, yılmadan, yıkılmadan karşı koymaktır. Bunu yapmazsak düşmanlarımızın kalbindeki korku cesarete dönüşür. Malkaralı'nın söylediğinin aksine hiçbir şey yapmadan oturuyor değiliz. Kurmaya çalıştıkları uyuşturucu ağını bozmak için çoktan harekete geçtik. Sarı Sinan yakalanıp bizzat tarafımdan sorgulandı. Bacana, Zeydan yağcılarla birlikte Erman'a çalıştığını öğrendik. Yani müttefiklerin bir ortağının daha kim olduğunu anlamış olduk. Kim ola bu Zeydan? Ben tanımam Erman'ı. Siz biliyor musunuz? Ben de tanımıyorum. Ben de tanımıyorum. Benim tevellütüm hepinizden eski. 2001 yılında örgüte silah satarak başladı bu işlere. Sonrasında da Hollanda'ya kaçtığını duymuştum. Erman bizim bilmediğimiz ya da unuttuğumuz adamları etrafında toplamaya çalışıyor olabilir. Bunu aklınızda tutun. Sarı Sinan'ı bir şekilde bizimle çalışmaya ikna ettim. Onun getirdiği bilgiler bizim için çok önemli. Ona göre hareket edeceğiz. İkna ettim dedin. Bunu nasıl yaptın Cezayir? Merak ettim. Nesini merak ediyorsun Malkaralı? Para mı teklif ettin? Ya da ne bileyim, bizim bilmediğimiz bir şey mi vaat ettin? Hani her şeyi sonradan oldu bittiye getiriyorsun ya. Bu defa ne yaptın onu merak ettim Cezayir. Yok. Yerinde olsam bu lafları etmeden biraz düşünürdüm. Yerimde oturup itiraz etmekten başka ne yaptım diye. Sarı Sinan'ı buldun mu? Hayır. Sinan'ın müttefiklerle bir bağlantısını bulabildin mi? Hayır. Sinan'ın, Zeydan'ın bacanağı olduğunu mu öğrendin? Ona da hayır. O yüzden bırak da bütün bunların hepsini öğrenmiş olan bir adamın bunları ne zaman söyleyip söylemeyeceği ona kalsın. Toplantı bitmiştir. Al bakalım. Ben içmem. Reis Taner fırça yediğinde böyle bozuk atacaksan işimiz var ha seninle. Hadi abi. Hastanın akrabası mısınız? Yok. Halı sahadan arkadaşıyız. Kim soruyor? Savcı Ekin Özen. Soruşturmayı ben yönetiyorum. Savcı Hanım, biz yakınıyız. Yakını derken? Arkadaşıyız. Madem akrabası değilsiniz hemen boşaltın burayı. Savcı Hanım, şimdi bu adamın hayatına kastettiler. Bizim onu korumamız lazım. Siz kimsiniz? Arkadaşıyız. Bu adam yürütülmekte olan soruşturmanın başsanığı. Devlet onu korur, merak etmeyin. Çıkarın hepsini. Sizi böyle alalım. Tamam memur bey. Gelin, hadi bakalım. Hiçbir şekilde ayrılmıyoruz buradan. Doktor bey, hastayla konuşmam lazım. Ameliyattan yeni çıktı. Hala narkozun etkisinde. Şimdi konuşamazsınız. Oo,
Kurban Baba. Sinan Bey'imiz gelmiş. Ya. Oğlum niye aramıyorsun lan bizi? Hı? Zeydan kuyruğumdan ayrılmadı ki. E ne yaptın peki? Geminin yerini öğrendin mi bari? Öğrenemedim. Ama Erman malı bu gece Sultanbeyli'de bir oyuncak deposuna indirecek. Vay. Erman'a bak. Sandığımdan daha uyanık çıktı. Hı. Aferin lan Sinan. Aynen böyle bizi bilgilendirmeye devam et. Seninle daha çok işimiz var. Yalnızsın. Bir problem var. Ne problemi? Depoyu basarsanız kafama sıkarlar. Zaten köyden vukuatlıyım. Ulan Sinan. Rahat ol. Biz bunu düşünmedik mi zannediyorsun? Ha? Cezayir, reis. Seni masum göstermek için bir hikaye hazırlayıp herkese duyuracak. Nasıl bir hikaye? Karışma bizde. Fırlat! Fırlat! Musa, Vedat'la konuşabildin mi? Maalesef konuşamadım Erman Bey. Ama düşündüğümüz gibi Cezayir, Vedat'ı korumaları için hastaneye adamlarını yerleştirmiş. Peki Maruf'u Vedat öldürmediyse kim öldürdü? Sen ne düşünüyorsun? Erman Bey, düşünmemiz gereken daha büyük bir derdimiz var. Bir savcı var. Hı. Ve olayı araştırıyor. Eğer Vedat amcasını bizim öldürdüğümüzü düşünüyorsa her şeyi o savcıya anlatmış olabilir. Ne anlatacak Musa? Ha, ne anlatacak? Massari adında birinin ondan amcasını öldürmesini istediğini mi söyleyecek ha? Bizim Vedat ve Massari ile ilişkimiz olduğuna dair bir işaret var mı? Ben göremiyorum. Savcı en fazla onun ifadesini alır. Massari de böyle bir görüşme olmadı der. Adamımızdan mesaj var. İşte bu çok ilginç. Ne oldu Erman Bey? Adli tıp raporuna göre Maruf dahil 4 kişi aynı silahla vurulmuş. Erman Bey. Hı. Bu bir tetikçi işine benziyor. Düşünsenize. Adam geldi 4 kişiyi vurdu ama Vedat'ı öldürmedi. İlginç olan da bu ya. Bir şeyi gözden kaçırıyoruz ama ne? Ne? Malı getirdiler. Kutuların içinde uyuşturucu olduğunu nasıl anlayacağız? Sarı bize işaret verecek. Nasıl bir işaret? Kutulardan birine bakıp paketi işaret edecek. Bana bak, unutmayın ha. Sarı'yı öldürmek yok. Niçin gebertmiyoruz Alça? Bırakın vurayım alının çatından ha? Ha, vur da bir daha kullanamayalım değil mi? Bir araba geliyor. İndirmeye başlayın. Dur biraz.
Kapağı açın. Ne oldu bacanak? Erman'ın bizi kandırmadığından emin olmak istedim. Gördün işte, hadi kapat. Devam edin. İşaret geldi. Kuzen, nasıl buldular lan bizi? Nasıl, nasıl? Ben nereden bileyim? Bana bak lan. Bunlar hala seni takip ediyor olmasın? Zeydan. Zeydan, ikide bir suçu bana atıp durma. Nereden biliyorsun? Belki de seni takip ediyorlar. Saçmalama lan. Cezayir'in benden haberi bile yok. İçeride bir casus vardır belki. Dökün benzini. Ateş.
Biriniz Leyla ile Suna'yı yemeğe çağırsın. Çağırdık. Gelmeyeceklermiş abi. Niye? Ne demek gelmeyeceklermiş? Rejimdeler miymiş? Sen daha iyi bilirsin onu. Neyi daha iyi bilirim Cemile teyze? El önemin karılarıyla sarmaş dolaşmak da nedir da? Hele sen onu anlatma. Sarmaş dolaş mı? Kim dedi bunu? Leyla dedi. Yalan mı diye. Görmüş işte sizi o Berfun'la. La havle. Biriniz gidin şunun arkasından deli deli bir şeyler demesin şimdi kısa. Valla ben gidemem ona. Ben de gidemem. İyisi mi? Biz hiç karışmayalım ona. Bırakalım karı koca kendi aralarında halletsinler. İnşallah. Leyla niye aşağı gelmiyorsun? Ne yapıyorsun burada? Çalışıyorum Cezayir. Çıkar mısın? İzin verir misin lütfen? Hiçbir yere çıkmıyorum. Benimle doğru dürüst konuşana kadar hiçbir yere ayrılmıyorum. Bak, o restoranda da benim karıma yakışır bir biçimde davranmadın. Sırf kıskanıyorsun diye aklına eseni istediğin gibi yapamazsın. Ben aklıma eseni yapmadım Cezayir. Bizi bu duruma sokan sensin. Suna'yı konuşmak için seni aradım. Telefonlarını açmadın. Niye açmadın? Eve niye gelmedin? Aileni bir kenara ittin. Kadının birinin sorunlarını çözmeye çalıştın. Ben bu durumu kabullenemiyorum. O kadının biri değil. Cancel Ağa'nın kızı. Ve benim yanımda çalışıyor. Bak altını çizerek söylüyorum. Yanımda çalışıyor. Onun problemleri kızından önce mi geliyor? Öncesi sonrası yok. Ben sorumluluklarımı biliyorum. Ne yaptığımı, ne yapacağımı da biliyorum. O oğlanın babasını buldum, gittim konuştum mesela. Harika. Çok sevindim. Keşke lütfedip bunu bana da söyleseydin Cezayir. Ama söylemezsin değil mi? Senin keyfini beklemek zorundayım ben. Ne zaman istersen o zaman söylersin. Ya sabır. Ya sabır. Ben artık senin kafanın içindekileri tahmin etmeye çalışmaktan yoruldum Cezayir. Onları kurgulayıp, düşünüp, dikkatli davranmaya çalışmaktan bıktım. Anlıyor musun? Sana gerekenleri söylüyorum. Daha fazlasını bilmene gerek yok Leyla. İyi tamam. O zaman bundan sonra senin nasıl yaşadığın, ne hissettiğin, ne yaptığınla alakalı zerre kadar ilgilenmiyorum. Sadece kendimle ilgileneceğim. Ne hissettiğimle ve ne yapmak istediğimle. Nasıl istiyorsam öyle yaşayacağım. Derin sulara giriyorsun. Dikkat et. Ben boğulmaya hazırım Cezayir. Kendi şirketimi kuracağım. Çalışacağım. Sen engel olma yeter. Peki. Olmam. Engel olmam. Ama bundan sonra yapacağım bütün işlerin bir bedeli olabilir. Ödersin. Unutma. Şirket kuracakmış da kendi başına iş yapacakmış. Ne yaparsan yap. Ben de kabahat. Niye buraya geliyorsun ki? Baba. Söyle kızım. Sen de mi fırça atacaksın? At. At da kurtulalım. Hayır.
Ben özür dileyecektim. Haklıydın. Soysal'ın yaptığı şey çok yanlıştı. Ve senin verdiğin tepki de bütün babaların vereceği tepkiydi. Bu saatten sonra sen ne istersen onu yapacağım. Söz veriyorum. Okula Dursun abiyle gideceğim. Soysal'ı da asla yanıma yaklaştırmayacağım. Ama ben de senden sadece bir şey istiyorum baba. Ailemiz dağılmasın. Sen bu evin reisisin. Akşamlar evimize gel. Beraber yemek yiyelim. Çünkü seni bir daha kaybetmeye ne ben ne annem dayanamayız. İyi akşamlar baba. Hoş geldin kızım. Şirketten mi? Yok hayır, adliyeden geldim. Yemek yedin mi? Yeriz birazdan. Seninle biraz konuşmak istiyorum. Hayırdır babacığım? Bir şey mi oldu? Maruf. Ölmüş kızım. Ne? Ne zaman? Bugün silahlı bir saldırıya uğramış. Vedat da yanındaymış. Ağır yaralı bir vaziyette hastaneye kaldırmışlar. Umarım yaşamaz. Şüphesi. Nasıl laf kızım? Bak. Ne oldu bana söyle. Bu adam sana kötü bir şey mi yaptı? Ha? Yok hayır hayır babacığım, öylesine söyledim. Boşanma sürecimdeki o sıkıntılı günlerim aklıma geldi sadece. Bu fani dünyada en değer verdiğim şeyim sensin kızım. Allah'ını seversen söyle ver. Vedat sana kötü bir şey mi yaptı? Yok hayır babacığım. Bak geçmişte karı koca arasında yaşanmış nahoş şeyler anlatıp ne seni üzerim ne de kendimi. Vedat benim için artık yok hükmünde. O yüzden senin de dert edeceğin bir şey yok. Allah'ından bulmuş işte. Geçmiş olsun Vedat. Senin ne işin var burada? Başsavcılık soruşturma için beni görevlendirdi. Birkaç soru soracağım. İşbirliği yaparsan ikimiz için de çabucak biter. Depoda ne olup bittiğini anlatmanı istiyorum. Seni ve amcanı vuran Cancı Alağ mıydı? Hayır. Anlat o zaman.
adli tıp amcam ve adamlarının tek bir silahtan çıkan mermilerle öldürüldüğünü tespit etmiş. Sende ise giriş ve çıkış yaraları var. Fakat sana isabet eden mermiyi depoda bir türlü bulamadık. Bilmiyorum. Tetikçinin biri geldi. Hepimizi sıktı gitti. Gafil avlandık. Hepsi bu. Kim bu tetikçi? Önceden görmediğim bir adam. Amcanın düşmanları göndermiş olabilir mi? Bilmiyorum dedim ya. Amcanın silahı belindeydi fakat seninkisi ortalıkta yok. Etrafta korumalar olduğu için silah taşımıyordum. Tamam mı? Hadi şimdi çık dışarı. Haddini bil. Senin iyiliğin için buradayım. Ben senin iyiliğini falan istemiyorum. Peki. O tetikçiyi bulacağım Vedat. Ortada öyle bir tetikçi varsa tabii. Erman Bey, Zeydan geldi. Gelsin bakalım. Hoş geldin derdim ama ikimiz için de pek hoş şeyler olmadı değil mi Zeydan? Özür dilememi mi bekliyorsun Erman? İşe yarayacağını bilseydim belki isterdim. Ama insan şunu da merak ediyor sanki. Cezayir Türk nasıl oldu da senin ve bacanağının o depoda olduğunuzu öğrendi. Sanki olacakları Cezayir'e önceden söyleyen bir falcısı var. Aklıma gelen tek şey aramızda bir hain oldu. Hain? Peki kim bu hain? Ya Koslu, ya Gedik Ali, ya da Massari. Bu üçünden biri. Seçenekler çok diyorsun yani. Benim aklımaysa sadece bir kişi geliyor. Sarı Sinan. O ölse böyle bir şey yapmaz. Niye? Senin bacanağın olduğu için mi? Bana ihanet etmesi için bir sebep yok o yüzden. Bak şimdi sen böyle söyleyince bana da makul geldi. O zaman şu soruma da cevap verirsin herhalde. Gedik Ali, Koslu ve Massari'nin ihanet için nasıl bir sebebi olabilir? Açgözlülük. Yani ben ve bacanağım tok gözlüyüz demek istiyorsun. Bu sorgu sualden sıkıldım artık Erman. Ben de sıkıldım. Ama yine bir aksilik olursa bacanağından önce seni infaz edeceğimi söylemiştim. Hatırlıyorsun değil mi? Erman dur. Dur Erman. Dur her şeyi öğren. Ne Sinan'ın ne de Zeydan'ın bir suçu var. Cezayir'in liman idaresinde birkaç adamı varmış. Musa, dur. Dur, dur. Dur. Sen konşimentoları son gün gönderince şüphelenip konteynerlerin içine bakmışlar. Cezayir'de malı limandan itibaren takip etmiş.
kutularda ne olduğunu öyle öğrenmiş. Suçlu kimmiş öğrendin mi Erman? Tazıyev sana malı limana indirmemen gerektiğini söylemişti. Ama sen dinlemedin. 50 milyonu senin yüzünden kaybettik. Hayır Zeydan, hayır. Senin o aptal bacanağının geri zekalılığı yüzünden kaybettik. Senin o geri zekalı, beceriksiz bacanağın ve senin yüzünden o gemi o limana yanaştı. Siz o malı sağlam bir depoya alıp götürecektiniz, öyle değil mi? Onun için 50 milyonu senin borçhanene yazıyorum. En kısa zamanda da tahsil edeceğim. Cezayir, sen oncacıkla doyacaksın mı? Şunlardan da alsana biraz. Dokunmayın bana. Bir şey söylemeyin kardeşim. Rejim yapıyorum, kilo alıyorum. Ben böyle mutluyum. Bana dokunmayın. Buyur de, sana sürdüm. Ulan ben rejim yapıyorum diyorum, kilo alıyorum diyorum. Bana reçelli ekmek uzatıyorsun. Ama bu reçel şekersiz dayı. Anam senin için yaptı ya. Bu %100 organik. Kendin iyi o zaman. Kendin ye, büyürsün belki akıllanırsın o zaman. Ne oldu ki dayı? Ne oldu ki dayı? Ulan size herifi vurmayın diyorum. En başta sen vuruyorsun. Ya ama adamı öldürmedim ki dayı. Kolumdan sıyırttım sadece. Sus lan. Kolundan sıyırttım sadece. Gerçi bu bizim işimize yarayabilir. İnandırıcı olma açısından. Amca şimdi biz bunların dün malını yaktık ama bu Erman boş durmaz. Yenileriyle gelse ne olacak? Bizde benzin çok. Öyle değil mi reis? Her zaman papaz pilavı yemez. Artık daha tedbirli olacaktır. Tankıyla topuyla ne varsa gelecek artık. Aynen öyle. Tankını topunu bilmem de bu işte bir tuhaflık var. Nasıl bir tuhaflık reis? Bu Erman tasmasını tutan o Komer'le birlikte karşıma geçtiğinde benden sadece silah işinden çıkmamı istemişti. Şimdi de uyuşturucu müptezeli olan Zeydan'la birlik olup uyuşturucu işine başlıyor. Doğru. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu? Belki de bizi bununla oyalayıp arka planda silah işimize darbe vurmak için başka bir plan yapıyor. Belki de. Erman beni aldığında öğrenmek istediği iki şeyden bir tanesi o USB diskin içerisinde ne olduğuydu. Aynısını Atakan'dan da öğrenmeye çalıştı. Bir tuhaflık var. Birisi tuhaf ki reis. 15'li USB'ye kopyaladığı o şifreli dosyayı kayıkçının bilgisayarından kopyalamıştı. Kayıkçı müttefiklere çalışıyordu. Demek ki dosyanın içerisinde müttefiklerin istediği bir şey vardı. O yüzden 15'linin Sırbistan'da peşine düştüler. Eğer öyleyse Erman zaten bildiği bir şeyi sizin öğrenip öğrenmediğinizi anlamaya çalıştı. Artık o şey neyse senin ayağını silah işinden kaydırmaktan daha büyük, daha önemli bir şey olsa gerek. Tas tamam öyle kurban. Söyle 15'li. Tamam geliyoruz. Yürü. Vedat kendine gelmiş.
İyi misin kızım? Hı hı. Eğer babamı soracaksan bir problem kalmadı. Nasıl kalmadı? Yani haklıydı çünkü. Benim soysal aramda bir şey olamaz. Ben soysaldan hoşlandığını zannediyordum, öyle düşünmüştüm. Hı-hı. Sadece peşimden koşması hoşuma gitmişti. Onun için babamı karşıma alacak değilim. Hiçbir erkek için değmez. Benim için en önemli şey ailem. Sen büyümüşsün. Yetişkin olmuşsun. Baksana söylediklerine. Aferin. Hayatta her zaman böyle ol. Bu hayatta nelerden vazgeçtiğini dikkat et. Ama asla vazgeçtiğin şeylerin arasında kendin olmasın. Kendimden vazgeçmiyorum anne. Sadece hayattaki önceliklerimin farkına vardım. Soysal'ın hayatında bir önceliği yok. Benimle konuşmak istiyormuşsun. Evet. Al. Pasaportun. Vizesini yeniledim. İngiltere'ye gidiyorsun. Ne İngiltere'si ya? Eğitim hayatına bundan sonra İngiltere'de devam edeceksin. Sana çok iyi bir okul ayarladım. Baba ben çocuk değilim. Sen benim hayatıma karışamazsın. Ne İngiltere'si? Sen ne yaptığının farkında mısın? Farkında değilsin değil mi? He? Cezayir Türk denilen herif buraya geldi. Beni tehdit etti. Sen sadece kendini değil, bizim ailemizi de yakacaksın. Sen ciddi misin baba? Bir de hukuk adamı olacaksın. Ne oldu, herifin teki geldi, iki parmak salla diye korktun mu? Sesini yükseltme bana. Benim asabımı bozma. Senin gönül maceran yüzünden ben ailemi tehlikeye atacak değilim. İngiltere'ye gidiyorsun, o kadar. Gitmiyorum hiçbir yere. Ben bu okula da senin yüzünden girdim. Ben aslında müzisyen olmak istiyordum. En iyi de sen biliyordun bunu. Artık benim hayatıma karışma, tamam mı? Sağ olsun Hüsnü abi. Kızıma ne yaptın? Anlamadım. Geberteceğim lan seni. Geberteceğim seni. Ne yaptın söyle. Söyle ki cezanı ona göre bir. Hop. Ben... Mervin. Yalancı it. Çık lan. Seni amcanın yanına göndermez miyim ben? Ya ne yapıyorsun? Hele bırak, dur, dur. Bırak, bırakın beni. Dur, dur. Allah'ını sever bıraksın. Öleceksin adam. Ne yapıyorsun? Cezayir, neden bırakmıyorsun adamı? Gırtlağını kesiverdik. Çünkü yaşaması gerekiyor. Gerekmiyor. Berfin'i dövdü o it, o it. Ya Berfin bana her şeyi anlattı abi, biliyorum da. Madem biliyorsun, madem sen de kız babasın, o halde neden bırakmıyorsun? Çünkü onu öldürmene izin veremem. Çünkü Maruf'un yerine masaya o oturacak. Masadaki biri şahsi sebeplerinden dolayı masadaki başka birini kafasına göre sıkamaz. En fazla eşek sudan gelene kadar dayak atarsın, o kadar. Bu mu senin reisliğin? Nabza göre şerbet mi vereceksin? Aa, reislik halin icabına ve gereğine uygun konuşmaktır, racon kesmektir. Herkes kafasına göre çekip birbirini vurursa o zaman Erman gibilere ne ihtiyaç var, ne gerek var? Ha? Herkes birbirini vursun, masayı da dağıtalım gitsin. Masayı bahane edip Vedat'ın yanında duracaksan beni karşına almış olursun Cezayir. Bunu böyle bil. Siz bekleyin. Reis,
Sana yemin ediyorum. Ben Berfin'e fiske bile vurmadım. Tamam. Bağırdım, çağırdım. Kavga ettik. Ama vurmadım. İnan bana. Beni bu meselelere bulaştırmayın dedim. Ama yine de ne yaptınız, ettiniz, bulaştırdınız. Bunu sonra konuşacağız. Şimdi bana anlat. Olay nasıl oldu? Musa Tazi. Amcamı görmeye geldim. Tek başına mı geldi? Tek başına geldi. Yanında adamları falan yoktu. Amcam Atakan'ı teslim ettiği için memnun olmuş. O yüzden ona yeni bir teklifle geldi. Ne teklifi? Bilmiyorum. Amcam dinlemedi bile. Hakaret etti, yolladı. Tazi'ye bir şey söylemedi. Çıktı. Ama bir dakika sonra geri geldi. Önce amcama sonra bana sıktı. Amcamın korumaları yetişti. Ama onları da öldürdü. Kaç koruma vardı? 3. Tazi'ye geriye döndü. 3 korumayı, amcanı ve seni vurdu. Tek başına, öyle mi? Hazırlıksız yakalandık. Birden ortaya çıktı. Amcamı koruyamadım. Tamam, başın sağ olsun. Geçmiş olsun. Alo Sandıkçıoğlu, ne var ne yok? Allah'a şükür ha, buyur. Bu Vedat'ı koruma işi var ya, onu ben devralayım diyorum. Benim eski damadım ne de olsa, ayıp olmasın şimdi. Sen nasıl istersen ha. Yo vakiti, sen adamlarını çek. Ben benimkileri yollayacağım. Tamamdır. Eyvallah. Girin. Hoş geldin Marfin. Selam Ekin. Otur lütfen. Haberleri duydun. Maruf vurulmuş, Vedat da ağır yaralı. Duymaktan öte soruşturma bana verildi Berfin. Seni buraya sohbet etmeye değil, ifadene başvurmak için çağırdım. Anlıyorum. Maruf ve Vedat'ı babamın vurduğunu düşünüyorsun. Ama o yapmadı. Bunu soruşturma süresince toplanan kanıtlar belirleyecek. Sana şimdilik şu kadarını söyleyeyim. Babam dahil etrafında kim varsa benim için şüpheli konumunda. Buna Cezayir Türk de dahil. O zaman beni de yaz şüpheli listesine. Neticede böyle bir cinayeti işlemek için en çok benim motivasyonum vardı. Herkesten çok seni korumaya çalışıyorum, anlamıyor musun? Mermiler tek bir tabancadan çıkmış. Fail şu an tek bir kişi gibi görünüyor. Kişisel bir hesaplaşma bu. Eğer bir şey biliyorsan söyle. Bak Ekin. Ben hem babamın, hem Cezayir Türk'ün, hem de ortak oldukları şirketin avukatıyım. Avukat müvekkil gizliliği gereği bildiğim hususları açığa vurmam yasaktır. Sen kanunu bana mı öğretiyorsun? Hayır, sadece hatırlatıyorum.
Ne oldu? Ne dediler? Getik Ali yetişip öğrendiklerini anlatmasaydı şu an ikimizi de dört kolluya bindirmişlerdi. Depoyu basarsanız kafama sıkarlar. Zaten köyden vukuatlıyım. Rahat ol. Biz bunu düşünmedik mi zannediyorsun? Cezayir, reis. Seni masum göstermek için bir hikaye hazırlayıp herkese duyuracak. Ne öğrenmiş ki Gedik Ali? Cezayir'in limanda adamları varmış. En başından beri bizi takip ediyorlarmış. Uyuşturucuyu kasaya aktardığımızı falan her şeyi görmüşler. Gerisi kamyonu takibe kalmış. Vay ulan Cezayir. Ulan elbet bir gün bizim de elimize bir fırsat geçer kafana sıkmak için. Artık dert etmene gerek kalmadı. Seni bu işten alıyorum Sinan. Ne demek alıyorum ya? Bana sakın diklenme. Erman kafayı sana takmış durumda. Ayağıma daha fazla dolanmadan kendi yoluna git. Bacanak. Benim yolum senin yolun. Sen bırakmazsan ben de bırakmam. Gebereceğiz ulan gerizekalı. Gebereceğiz. Bak bir hata daha yaparsak bu sefer Gedik Ali bile kurtaramaz bizi. Zaten Erman çoktan faturayı bana kesmiş durumda. 50 milyonu benden istiyor. Öyle bir dünya yok. Limana getirmeseydi o zaman gemiyi. Senin yüzünden getirdiğini söylüyor. Neyse. Para işini ben bir şekilde halledeceğim. Ama sen artık yoksun. Abagay. Ali sen memlekette ne iş yapıyordun? Ticaret. Ticaret derken? Fabrikamız vardı. Fabrika? Hamsi konservesi. Silah. Sonra Ateş'in yanından ayrılmayacaksın. Sözünden de çıkmayacaksın. Reis, kızağı çektin tamam da yani bu birazcık fazla değil mi? Bir haftalık ceza sana. Hoş geldin Cezayir. Ne yaptın, konuşabildin mi Vedat'la? Konuştum. Anlattığına göre bu Taziye konuşma bahanesiyle geliyor. Hepsini vuruyor. Üç korumayı bir de bunları. Allah Allah. Birisi de çekip ona sıkamamış. Bu nasıl iş? Ne hikmetse sıkamamış. Reis, bir sorun daha var. Bu Sarı Sinan'a ulaşamıyoruz. Hayda, öldürdüler mi bu herifi? Eğer öyleyse Erman hikayemize inanmamış demektir. Tam da yeni başlamıştık. Ne yapacağız reis? Ya bir durun da. Adamın cenaze namazını mı kıldınız da öldüğüne karar verdiniz lan? Bir durun. Biz bunun evini biliyor muyuz? Öğrendik Cezayir. Şimdi beni dinleyin. Çok teşekkür ederim. Senden başka kimse aklıma gelmedi. Tamam. O zaman yemekte konuşuruz. Hadi hoşça kal. Görüşmek üzere. Teyze. Ne yemeği dur o? Bir arkadaşımla buluşacağız, sohbet edeceğiz biraz. He, hangi arkadaştır? Ne oldu teyze, beni sorguya mı çekiyorsun? Yok estağfurullah, ondan değildir de. Sen şimdi cezaya göre çok öfkelisin ya. Ne bileyim ben, hani öfkeyle kalkan zararla oturur diye düşündüm ben. Bak sen ne varsa sen hepsini Cezayir'e anlat. O senin erindir. Yani ondan saklı gizli bir şey olmaz. Teyze benim Cezayir'den saklı gizli ne gibi bir işim olabilir? Ben öyle biri miyim? Estağfurullah. Ne saklarım ki ben Cezayir'den? Ya
Yani onu benim kadar seven, benim kadar düşünen biri var mı? Keşke biri ona bunu hatırlatsa bazen. Hiç fena olmaz. Ne oluyor, siz kimsiniz? Çabuk giy şunu. Siz kimsiniz? Cancal Ağa'nın selamını getirdik. Seni gezmeye götüreceğiz. Şah. Mata doğru gidiyorum Taziyev, dikkat et. Seyda Yazılar geldi efendim. Gelsin. Geç şöyle otur Zeydan. Bakıyorum da bensiz yapamıyorsun Zeydan. Yoksa borcunu ödemeye mi geldin? Borcumu ödeyeceğim. Ama parayla değil. Parayla değil. Öyleyse sadece altın ve elmas kabul ederim. Daha değerlisini vereceğim sana. Yeni bir maden falan mı keşfettin? Cezayir ve dayıları öldüreceğim. İşte şimdi ilgimi çektin. Zeydan, sen neden hep yapamayacağın şeyleri söylüyorsun? Bir dakika Musa. Bırak anlatsın. Salı günü Maruf'un cenazesi var. Hı. Orada hepsini geberteceğim. Erman Bey, bu yine saçmalıyor. Sen Cezayir'le dayıların orada elit tetikte kaç tane adamı var biliyor musun? Ama benim bilmediğim senin dev gibi bir ordun varsa orası başka. Bütün işi Maruf'un tabutuna yerleştirdiğim uzaktan kumandalı bomba yapacak. Vay. Devam et, gittikçe ilginçleşiyor. Cenazenin yıkanıp tabuta konacağı yerde bir adamım olacak. Bombayı o yerleştirecek. Cenaze mezarlığa getirildiğinde Cezayir ve dayılar tabutu taşımak için mutlaka altına girecekler. İşte o zaman uzaktan kumandalı bomba patlayacak ve bu cenaze hepsinin cenazesi olacak. Terste. Kim terste? Görmedin mi işte kadar tabelayı? Görmedim lan, ne olacak? Lan mı? Lan! Ben seni öldürürüm, in hadi. Ne oluyor lan orada? Mevzu var herhalde. İçkiyayım lan, ne olacak? Kesin lan sen! Ben benim, sen kimsin? Lan dur! Lan! Rolünü büyütme!
Oğlum benim kırıldı. Oğlum. Ya vurma. Öyle. Adamı öldürüyorlar. Oğlum adamı öldürecek herhalde. Koş koş. Ayı. İmdat! Adam öldürüyorlar. Bir tane yanlışlıkla vurdum. Hakkını helal. İmdat olsun. İmdat! Lan bırak. Oğlum sen adam mısın lan? Adam mısın lan? Lan seni öldürüyorlar. Abi sakin. Sorma adam. Abi. Kaçma. Terbiyesizlerim. Sesinle terbiyesiz. Bana bak. Bakıyorum lan ne olacak? Bana yeminimi bozdurtma. Lan gel vur. Lan ne olacak lan? Lan ben bu muhitin... Bu muhitin insanıyım ben, bu muhitin. Biz nerenin insanıyız lan? Fakir! Arabana bak! Tamam. Sensin lan fakir, beyaz yakalıyım ben. Siz ne biçim güvenliksiniz be? İnsan öldürüyorlar burada. Lan sen insan mısın da öldüreceğim ben seni? Vırtırsın oğlum. Abi tamam, tamam. Dursana. Abi sen fakir. Arkadaş, tamam. Lan. Ne o lan Sarı? Ayran içtik ayrı mı düştük, telefonlarımı açmıyorsun? Kalk. Az kalsın öldürüyordunuz beni. O da işin nazarlığı olsun be Sarı. Hı? Bak sapasağlam karşımdasın. Demek ki Erman hikayeye inanmış. İnansa ne olacak? Zeydan beni taca attı. Ne demek taca attı? Erman kafayı bana takmış. Zeydan artık benimle çalışmak istemiyor. Voltanı al dedi bana. Yani uzun lafın kısası. Artık benden size hayır yok. Cezayir'e söyle, sevgilimi bıraksın. Sen bizi çok yanlış tanımışsın Sarı. Biz elemanlarımızın bir derdi olduğunda onlara derman oluruz. Senin dermanın da bende. Bu ne? Dinleme cihazı. Bunu al, Zeydan'a git. Ne yap? Et. Onu ceketinin mendil cebine koy. Duydun mu beni? Zeydan'a gitmeme gerek yok. Burada benimle birlikte kalıyor zaten. Ama dediğim gibi, artık bu saatten sonra risk alamam. Sen şimdi en iyisi bunu cebellezi et. Zeydan gelmeden de kaybol. Bana bak lan. Boş muhabbeti bırak. Ya dediğimi yap, ya da Pırıl'ın senin mezarında ziyarete gelsin. Duydun mu beni? Dayı. Hı. Berfin Hanım geldi. Gelsin, al içeri. Buyur. Cezayir Bey. Bütün gün işiniz vardı, bir türlü fırsat bulamadım. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii, buyur. Maruf ve Vedat'ın vurulması savcılığa intikal etmiş. Duydum. Ateş söyledi. Soruşturmayı yürüten savcı arkadaşım bugün beni konuşmak için çağırdı. Anladım. Şüpheli listesinde babamın ve sizin de adınız var. Yakın zamanda ifade için çağırabilirler sizi. Tamam. Yani avukatınız olarak bilmem gereken bir şey varsa lütfen şimdi söyleyin. Peki. Madem savcı arkadaşın, ona gidip bence şöyle söyle. Bizim kanunlar karşısında boynumuz kıldan incedir. Ayrıca çiğ yemedim ki karnım ağrısın.
Bizi ne zaman çağırırsan gider ifademizi verir, döner geliriz. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sofra hazır mı? Acıktık biz. Hazır abi. Terliklerimi vereyim. Ne oldu abam? Ne bu surat? Yok bir şey halledim ya. Ne suratı? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hani sofra hazırdı? Biz yedik yeğenim. Sizinki mutfakta. Benim tepemin tasını attırmayın. Biri bana ne oluyor söylesin. Ne oluyor? Bunları bilmem. Lakin Leyla'mı bozduğun için ben sana karşı tavırlıyım. Kız bir sus da bir konuşma da. Yok yok bırak konuşsun konuşsun. Ama suç bende tabii. Bu kadar çok kadını bir araya toplarsan onlar da toplanıp senin tepeni çıkarlar. Böyle olur. Yok bu böyle olmayacak. Hava çık. Leyla'ya söyle. Aşağı insin konuşacaklarım var. Hadi. Kızım ne kaş göz ediyorsun dediğimi yapsana de. Leyla abla evde değil abi. Ne demek değil? Bir yarım saat evvel çıktı gitti. Nereye? 5 dakika önce aradı. Benim işlerim var, beni beklemeyin dedi. Bırak de sor. Suna. Hı. Annen nerede kızım biliyor musun? Evet bir arkadaşıyla yemeğe çıktılar. Ha. Kimle? Onu bilmiyorum söylemedi. Yemeğe. Kadın mı erkek mi? Ama bilmiyorum yani söylemedi. Açmıyor. Niye açmıyorsun telefonunu? Yani duymuyor musun? Niye? Niye açmıyorsun? Oturmuş bir yerde tek başına çay içiyordur şimdi. Yok. Bence yani. Çünkü bayağı şey dedi hani arkadaşımla yemeğe çıkıyorum dedi. Sana öyle söylemiştir o. İyi baba o zaman gelince kendisine sorarsın. Ne soracağım ya onu mu bekleyeceğim? Yatıp uyuyacağım ben. Anlamıyorum. Telefonunu niye açmıyorsun? Bir şekiller, bir şemaller. Yeni yeni. Hadi bakalım. Cezayir'le evlendikten sonra bıraktım mimarlığı ama... ...şimdi dönmenin vaktidir diye düşünüyorum. Ne diyorsun? Şimdi sen... Çizeceksin onu projesini. Ben de müteahhitliğine de zamanıyım. Aynen öyle. Yani tabii istersen. Senin kadar güvendiğim iyi bir müteahhit yok. Peki Leyla'cığım. Cezayir bu işin neresinde olacak? Hiçbir yerinde. Senle ben yapacağız. Şimdi Leyla'cığım. Ben bu mesleği 30 sene evvel senin rahmetli baban sayesinde başladım. Sana yardım etmeye zaman da kime edeceğim onu? Ama lakin... ...senin müteahhitin ben olamam.
Tahmin etmiştim. Cezayir yüzünden değil mi? Sen bu adam hakkında niye bu kadar peşin hükümlü oluyorsun? Hele bir konuş adamla, belki he diyecekse. Nereden biliyorsun? Yine de teşekkür ederim zaman ayırdığın için. Ya bir otur şuraya, nereye gidiyorsun ya? Ya siz nasıl bir aile oldunuz ya? Hemencecik de parlıyorsunuz. Ben nasıl baş edeceğim sizle? Otur şuraya da. Ben sana müteahhidin olamam dedim. Yardım etmeye zaman dedim mi? Demedim. He, demedim. Sen bana biraz zaman ver. Ben bizim şu Maruf'un yeğeni Vedat'la bir konuşayım. Onun oraya büyük bir arsası olacak. Ben birkaç defa istedim onu, bana vermedi. Belki sağ verir. Sen çizersin projesini, o müteahhidini bulur. Onu beraber edersiniz onu da. Olur. Ne zaman konuşursun? İşte orası biraz sıkıntılı Leyla'cığım. Şimdi bunun emicesini vurdular. Onu da yaralamışlar hastanede yatağı. Hele bir taburcu olup çıksın, ben gidip konuşacağım onu. Tamam. Ya asma öyle suratını da. Baba. İnşallah yaşamaz demiştin ya. Ben de alıp getirdim. Al hadi. Sana yaptığı kötülüklerin cezasını çekme vakti. Eğer beni vurmak istiyorsan vur. Durma. Haklısındır. Ben sadece beni sevmeni istedim. Yüreğimi sana bölme. Dinleme sakın. Çek tetiği! Umut ettim belki. Belki bir gün beni seversin. Yeter artık, sus. Hayatın boyunca seni düşünerek ölmektense burada bitsin bu iş. En azından ölümüm senin elinden olsun. Senin gibi bir pislik için katil olmaya değmez. Defol git buradan.
birlikte dinleyelim? Arkadaşımla. Tamam, o kadarını biliyorum. Hangi arkadaşın? İş arkadaşımla Cesair. Projesini ben çizeceğim. Arsayı ve müteahhiti o bulacak. Hmm. Anladım. Şimdi de inşaatçılığa başlıyoruz. Bu arkadaşın erkek mi, kadın mı peki? Erkek. Bir mahsur var mı? Tanıdığın biri mi bari? Evet Cezayir, tanıdığım biri. Hatta bütün ortaklarını tanıyor. Kim peki? Kesinleşince söylerim. Söyleme işinin sebebi gidip konuşurum da engel olurum diye falan mı? Peki, biliyorsun değil mi? Kesinleşse de, kesinleşmese de... ben istersem olur. İstemezsem olmaz. Biliyorum Cezayir. Ben artık bu evde... kocasını kıskanarak zaman geçiren bir kadın olmak istemiyorum. Mesleğimi yapmak istiyorum. Bir uğraş bulmak istiyorum, işimle ilgilenmek istiyorum. Beni birazcık seviyorsan... izin verirsin. Tamam. İzin veriyorum. Ama seni uyarıyorum Leyla. Bu iş... senin... benim... ya da Sunan'ın... yani bizim... canımızı sıkacak bir hale gelirse... külahları çok fena değişiriz. Bunu unutma. Tamam. Bu meseleyi de hallettiğimize göre ben de sana bir soru soracağım. Maruf'la Vedat'ı sen mi vurdun? Bu ne biçim soru? Hı? Kiralık katil miyim ben? Tetikçi miyim? Yok. Berfin Hanım'ın eski kocasıyla olan problemlerini sen çözüyorsun ya. Onun için sordum. Hani sen bu kıskanç kadın olma durumundan çıkmıştın? Tamam, unut, sormadım Farzat. Hem sen... onların vurulduğunu nereden biliyorsun? Ömer mi söyledi? Sandıkçıoğlu söyledi. Zaten yemekte onunla beraberdim. Müteahhiti de, arsayı da o ayarlayacak. Ben ne güne duruyorum burada? Hı? Ben bütün bunların hepsini halledemez miydim? Cezayir, anlamıyorsun değil mi? Ben yapmak istiyorum. Kendim halletmek istiyorum. Senin yardımın olmadan tek başına yapmak istiyorum. Peki. Hallet bakalım. Tek başına. Teşekkür ederim Dursun abi. Ne demek kuzen? Görevim ya. Ne yapıyorsun? Şimdi ben senin korumanım. Yani seninle geleceğim Suna. Bu konuda netim. Sen benimle nereye geleceksin Dursun abi? Derse de gir istiyorsan. Olur, girerim. Ya girerim, geleyim. Nereye geleysin? Ben okuluma gidiyorum. Sen de lütfen içine bak. Ya Sunacığım, bak ben senin yolunu ölürüm kuzen. Benim işim sensin ya. Dursun abi. He. Seni reise şikayet ederim. Ne diye? Benle tuvalete gir dedi. Tövbe tövbe, ne diyorsun sen ya? Tamam tamam, git git git, tamam. Tamam, arabada bekliyorum ben. Bir şey olursa buralardayım, haberin olsun. Biliyorum, iyi ki buradasın. Çok fena bir şeysin ya.
Merhaba, ben bir portakal suyu alabilir miyim? Suna. O günden beri hiç konuşamadık. Özür dilerim senden. O aptalca hareketi hiç yapmamalıydım. Özür dileme. Bu saatten sonra sadece benden uzak durmanı istiyorum. En azından affettiğini söyle. Lütfen. İlişkimiz böyle kötü olsun istemiyorum. Yok, yok. İlişkimiz falan yok. İlişki yok Soysal. Biz iki yabancıyız. Tamam mı? Bu saatten sonra sen yoluna, ben yoluma. Suna. Baban yüzünden böyle konuşuyorsun. Biliyorum. Korkuyorsun çünkü. Hiçbir şey bilmiyorsun sen. Benim neler yaşadığımı, neler gördüğümü hiçbirini bilmiyorsun. Ve ben hiç kimseden korkmam. Duydun mu? Bu benim kendi kararım. Sen de buna saygı duymak zorundasın. Bakalım Sarı Sinan becerebildi mi? Hadi aç şu mikrofonu. Ben bir arkadaşa gideceğim. Sen de bugün şu kolunu bir doktora göster. Silahı ve ceketi arabaya bırak. Niye bıraktı şimdi silahı? Anlaşılan içeride silah istemiyorlar. Hayda. Ve ceketini çıkardı bu. Kaldırıp dön. Bu kadar paranoya olma Sipsi. Her şeyi arabada bıraktın. Görüyor musunuz?
gelebilirsin. Allah kahretsin. Onca uğraş boşa gitti. Sen niye uğraştın ki ya? Bütün işi Habib'le ben yaptık. Ben niye mi uğraştım? Oğlum sen... Sen ne cins bir adamsın lan? Ya tamam. Dalaşmayın. Kısmet değilmiş. Bugünün yarını var. Öbür günü var. Düşüreceğiz bir şekil. Bana bak. Sen in bakayım bu minibüsten bir. Sebep? Sebep Atakan'a gidiyorsun. Şu adresi araştırıp bir işe yarıyorsun. Tamam yaparım tabii ki. Beni de yol üstünde bir yere atın. Tamam atıyoruz işte. Ya işe yarar bir yere atın diyorum. Sen fazla rahata alışma. Hadi kardeş biraz çalış. Sağ ol. Reis vur dedi sen öldürdün be Ateş. Fazla rahata alışmasın çalışsın biraz. İstediğin bombayı yapmak çok kolay Zeydan. Lakin sana biraz pahalıya mal olur. Nedir fiyatı? $1 milyon isterim. Yuh. Atom bombası mı lan bu? Ne 1 milyonu? Bomba için değil bu para Zeydan. Öldüreceğim adamlar için. Eğer Cezayir Türk ve dayıları öldüreceksem... ...az bile istedim. Tamam, hazırla. Ha, bir şey daha var. Temiz bir pasaport isterim yurt dışına kaçmak için. Çünkü bu bomba patladıktan sonra ortalık çok karışacak. Gel. Gelin. Ne yaptınız Zeydan? Haberler kötü amca. Ulan bir kere de şu haberler iyi olsa dişimi kıracağım arkadaş. Ne oldu? Ceketine dinleme cihazı koymuştuk. İçeri girerken çıkarttırdılar. Ceketi arabaya koydu. Lan oğlum bütün bu işleri ben mi öğreteceğim size? Niye sadece ceketine koyuyorsunuz? Her ihtimale karşı başka yerlerine de şunun... ...ne bileyim kemerine... ...pantolonuna, saatine, ayakkabısına, bir şeyine. Amca düşündük, düşündük de. Öyle bir vaktimiz olmadı. Vaktimiz olmadı. İyi, bundan sonra bol bol vaktiniz olur. 15'i nerede? Atakan'a gönderdim. Zeydan'ın girdiği binadaki adresi araştıracak. Kim oturuyor diye. Belki bir isme falan ulaşırız. Ölme eşeğim, ölme yaz gelince belki yonca yersin. Adresi Ömer Asaf'a da verin, o da araştırsın. Tamam, tamam reis. O bakalım başkan. Eyvallah. Bulabildin mi şimdi? O adrese 2 yıl evvel bir şirket taşınmış. Elektronik devre tasarımları yapıyorlar. Sahibi? Vallahi ticaret odasına kayıtlı bir isim var. Adamın adı da Duran Yılmaz. Bu Zeydan'ın konuştuğu adam olabilir mi? Olabilir. İyi de bu... Zeydan'ın elektronik devre sistemi falan ne iş olur ki bunlar? Ya, muhtemelen paravan bir şirket. Uyuşturucu için kullanıyorlar. Ama benim bu herifi biraz daha incelemem lazım. Sen Cezayir'i durumdan haberdar et. Sabaha kadar bir şeyler bulabilir miyiz? Ya, söz veremem. Bulsak çok iyi olur. Bu Sarı Sinan meselesinden dolayı Cezayir biraz üstüme geliyor bu ara. Vallahi her şeyi bırakıp gidesin var abi. Öyle hemen her şeyi bırakıp gitmek olmaz. Sabredeceksin. Cezayir'in sevdiklerine öfkesi 3 gündür. Abi ben sevmedikleri kategorisinde olabilir miyim acaba? Orası hiç belli olmaz. Bir gün bakmışsın, seni dayılar masasına oturtuvermiş.
bir şey düşündüğünü bilmiyordum. Ya ben de düşündüğünü düşünmüyorum zaten. Kutuyu kapıya bırak. Parası ödendi. Sipsi hazır mısın Sipsi? Sakin ol Zeydan. Bundan sonrası çocuk oyuncağı.
Sipsi şimdi. Şimdi Sipsi.